Alas. Oğlum, manyak manyak şeyler yapma. Şşş. Tamam oğlum, vazgeçtim iddiadan. Tamam oğlum, sen kazandın lan. Şşş. Oğlum, ben hak etmediğim hiçbir şeyi almam. Sen beni tanıyamadın mı çocukluktan beri sırrı? Oğlum, ben seni tanıyorum. Seni kendimden daha iyi tanıyorum da. Şimdi siktir et bunları, tamam mı? Al şu parayı git. Al, al. Lan! Tamam oğlum, varsa iki aldın. Lan! Tamam oğlum, sen kazandın lan. Al şu parayı git dedim. Al, al. Lan! 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 Oğlum yapma, yapma lan! Ne yapıyorsun oğlum? Alaz! Manyaksın lan sen. Sen çocukken de böyleydin. Lan, lan o birlikte çalıştığın plaza bebeleri senin nasıl psikopat olduğunu biliyorlar mı lan? Bilmiyorlar. Anamın hatırı olmasa bir dakika durmam orada biliyorsun. Arayacağım sizi. Günaydın Bulut Bey. Eğer vaktiniz varsa... Benimle gelir misin Olas? Tabii. Bir problem var Bulut Bey. Onu gittiğimiz yerde görürüz. Hadi gel. Toplantı olduğunu bilmiyordum Bulut Bey. Daha bilmediğin çok şey var Olas. Hadi. Onları üfle de bir dilek tut. Çok teşekkür ederim Bulut Bey. Böyle bir günde bile beni unutmamışsınız. Çok mutlu ettiniz beni. Günün ne önemi var Alas? İnsanlar arkadaşlarının özel gününü unutur mu? Tabii özel zevklerini. Pilav aradığımı nereden biliyordunuz? Sır. Çok teşekkür ederim. Hadi pastayı kes de yiyelim. Hadi. Daha yapacak bir sürü işimiz var bugün. Vallahi bravo. Bu gece markamızın çok önemli bir defilesi var. Ve siz burada doğum günü partisi yapıyorsunuz. Öyle mi? Anneciğim, arkadaşların hiçbir suçu yok. Tamamen benim organizasyonum. Tutukla beni. Zaten burada senin arkadaşın falan yok. Bu odada bizim çalışanlarımız var. Daha doğrusu çalışmak yerine partileyen bir takım insanlar. Bulut, üstünden geçmemiz gereken şeyler var ve seni bekliyorum. Tamam. Arkadaşlar, annemi duydunuz. Patronun çenenizi duydunuz. 5 dakika içinde herkesi görev yerlerinde bekliyorum, tamam mı? 6 değil, 5. Gidelim mi anneciğim? Pes yani. İnsanı doğum gününde bile çalıştırıyorlar ha. Bence bir an önce bu şirketten ayrılmayı düşünmelisin. Daha iyilerine layıksın sen. Ben bu şirkette memnunum Cem Bey. Teşekkürler. İyi ki doğdun Alas. Mutlu yıllar. Ne gerek vardı Cem Bey? Sabah Bulut Bey zaten sürpriz bir partiyle ben işim arttı. Şimdi de siz. Tamam neyse, boş boş konuşacağını hadi aç bakalım kutuyu. Çok fazla Cihan Bey. Müsaade et de ona ben karar vereyim. Çok teşekkür ederim Cihan Bey. Gerçekten ne diyeceğimi bilmiyorum. Bunca yıldır benim için yaptıklarınız. Size minnettarım. Sen sana yapılan her şeyi sonuna kadar hak ediyorsun. Bu kadar mütevazi olma.
Ruşen, biraz daha geç kalırsan beni kazaya oturtacak. Son provaları yapacağız. Peki. Ben de çıktıları alıp hemen geliyorum. Tamam, hadi. Alan da gelecek birazdan. Son uçuşları yapacağız. Zaten bu Alas konusu da ayrı bir maskaralık. Yani bir tanesi çocuğa sürpriz doğum günü partileri falan hazırlar. Bir tanesi hiç hak etmediği bir değeri verir. Ya ben anlamıyorum ki biz çalışanlarımızla mesafemizi ne zaman bu kadar kaybettik? Alt tarafı Bulut'u asiste etsin diye işe aldığımız bir çocuğu tuttunuz, ailemizin içine kadar soktunuz. Hayır yani siz böyle davrandıkça çocuk da kendini şirketin ortağı falan zannedecek. Yeter artık, yeter. Anneciğim, bunların hepsi çalışanlarımızın motivasyonunu arttırmak için yaptığımız şeyler ama haklısın. Daha dikkatli oluruz. Aa, hayır canım, evet. Ne demişler efendim? Şirket çalışanlarını ne kadar çok motive edersen ondan da o kadar fazla verim alırsın. Bak, Bulut'un yaptığı, Alaz'a yaptığı doğum. O doğum gününden sonra Alaz en az 3 ay çılgınlar gibi çalışmak isteyecektir. Anneciğim, bunların hepsi stratejik hareketler. Ya aslında sen de bize katılsan. Şu şirketin verimliliğini var ya, en az %100 arttırırız. Valla ben size bir şey söyleyeyim mi? Benim hiç sizin gibi numaralara falan ihtiyacım yok. Herkes işini yapacak, haddini de bilecek. Yoksa ben bilir misin bilirim. Bu kadar. Gel. Doğum günü çocuğu da geldi işte. Evet. Motivasyona hazır mısın? Baba dur. Önce bizi şu kraliçe aradan bir kurtarsın da. Geceye katılacak basın mensuplarının akreditasyonu. Buyurun. Anneciğim. Benim sizin gibi numaralı falan ihtiyacım yok. Alasya, doğum. Herkes işini yapacak. O doğum günler sonra Alasya en az 3 ay. Ya aslında sen de bize... Önce adam alacaksınız, sonra patron. Baba. Günü kurtardın mı Alas? Bence kurtardım. Ne yaptın lan sen? Güvenliği çağır. Ambulans çağır. Çok mu güzel oldu? Alas. Alas. Ne oldu, daldın gittin? Ben öğlen yemek yemedim herhalde, şekerim düştü. Sorsana anne. Ruşcan'ı görmezden gelmeye çalış. Bu şirket için önemlisin sen. Yani senin mutlu olman benim için de, Bulut için de çok önemli. Çok teşekkür ederim Cihan Bey. Ama idare edemeyeceğim bir şey yok. Merak etmeyin. Gene de bir sıkıntın, bir derdin olursa beni ara. Ben senin sadece patronun değilim, biliyorsun. Çocukluğundan beri tanırım seni. Neredeyse ellerimde büyüdün sayılır. Sağ olun. Ben de sizi hiçbir zaman patronum olarak görmedim. Hep bir aile dostu bildim. Rahmetli babamın yakın arkadaşıymışsınız. Annem hep anlatır. Öyleydik. Nasıldı defile? Kalabalık mıydı? Önce benim de soruya bak. Kalabalıktır değil mi? Hiç kız falan görmedin mi? Aslında bir kız vardı. Güzel miydi? Güzeldi. Ama farklı türden bir güzelliği vardı. Öyle yapma bebek gibi kusursuz değildi. E'si sahtekar çıktı. Ne? O güzelliğin arkasına gizlenmiş, zengin koca aramaya çıkmış bir kız varmış meğer anacığım. Nereden biliyorsun oğlum? Niye böyle şeyler söylüyorsun? İnsanların günahını almışsana. Biz Bulut Giray gibi cam fanuslarda büyümedik anacığım. Hayatın arka sokakları öğretti bize bu işin alfabesini. O senin arkadaşın. Niye böyle konuşuyorsun? Neler yaptılar senin için bu zamana kadar? Arkadaşım mı? Sen ne sanıyorsun anacığım ya? Ben böyle çalışmaya devam edersem Giraylar şirketi üzerime mi yapacaklar? Ben eşek gibi çalışmasam orada 1 dakika tutmazlar beni. 5 dakikada korlar kapının önüne.
Ben o Bulut Gilay'dan da, orada çalışan herkesten de daha zekiyim. Benim payıma düşen 9-6 köleliği anacığım. Ben öyle istediği zaman işe gelen, istediği zaman gelmeyen, istediği zaman efendim çok çalışan, istemediği zaman Avrupalarda seyahate giden Bulut Gilay değilim. Anacığım bak, sen beni bir başına büyütürken neler çektin ben biliyorum. Ama ben de seni bu hayattaki her şeyden daha çok seviyorum, sen de bunu biliyorsun. Ama senin için yapabileceklerimin bir sınırı var. Yorma beni, olur mu? Hadi afiyet olsun. Nereden tanıyorum ben bu kızı? Nereden tanıyorum ben bu kızı? Bu kız. Tabii ya. Lan şimdi anlaşıldı. Demek iki tane sahtekarla karşı karşıyayız. Bu sefer yan bastım Bulut Giray.